Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Nahif kitabımızın 15. ünitesine geldik. Sayfa 146. Konumuz Hazfu nunin musanna ve cem'u muzekker salim. Cem'i müzekker salim ve müsennadaki nunun hasfi, nunun düşmesi. Zaten başlıkta hemen buradaki kaideyi verdi arkadaşlar. Ama hocam ben başlıktan anlamadım. Konumuz nedir diye soranlar için şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu dersi dinlemeniz için kesinlikle 13. ünitedeki izafet terkibini yani isim tamlaması mudaf ve mudafun ileyhden oluşuyor dedik. Mudafun ileyh daima mecrurdur dedik. Mudafı artık tanıyoruz biliyoruz dedik. 1- bunu bilerek bu dersi dinlesin. 2- yine eksi olanlar. 7. ünitedeki isimdeki irap alametleri sözüm o meşhur irap tablomuzu kavrayarak bu dersi öyle dinlesin. Yani Tekrar söylüyorum. 7. üniteyi ve 13. ünitedeki konuları oturtmadan bu derse geçmeyin arkadaşlar. Eğer herkes burada anladıysa şu anda anlatacaklarım kolay gelecektir diye ümit ediyorum. Şimdi kaydemizi bir okuyalım. İza udifa'l-ismu'l-musanna ev cem'ul muzekkeri's-salim tuhzafu'n-nunu min ahirihi kaidemizle başlığımız aynı arkadaşlar. Şöyle izah edelim. Diyor ki eğer ismimiz mudaf olursa mudaf isim müsenna ve cem'i müzekker salim olursa kelimenin sonundaki o nun hasf olur yani düşer. Arkadaşlar eski konumuzu bir hatırlayalım. 13. ünitede biz tekrar ediyorum. İsim tamlamasını gördük. Mudaf ve mudafun ilehten oluşuyor dedik. Babul beyti, babel beyti, babil beyti şeklinde bir kodlama yapmıştık. Yani gördüğümüzde a bu babul beytiye benziyor diyebiliyorduk artık. Velhasıl babu, babe ya da babi gelebilir dedik. Mudaf el takısı almaz, tenvin almaz, konumuna göre harekesi değişir dedim. Tabi hareket dedim ama irabı değişir yani. Velhasıl babu babe babi dedik. El babu ya da babun demedik. El beyti evin kapısı dediğimizde. Neden bunu hatırlatıyorum? Şöyle ki 13. ünitede arkadaşlar hatırlarsanız mudafun ileyhin daima mecrur oluşundan bahsettik ve biz aslında alıştırmalarda sadece mudafun ileyhe odaklandık. Ne yaptık mesela alıştırmalarımızda? Kitabı talibi derken öğrencinin kitabı dedik değil mi? Bu tabi kitabı kitabe kitabi gelebilir dedik. Ama et talibi nedir? Mudafun ileyhtir mecrur. Burada cer alameti kesra geldi dedik. Ve yine alıştırmalarda mudafun ileyhi ikile çevirin demişti. Yani iki öğrencinin kitabı demek için kitabı talibeyni et talibeyni mudafun ileyh mecru alameti ye ama kitap kelimesine dokunmamıştık. Sonrasında dedik ki kitabı talibine öğrencilerin kitabı. Cem'i müzekker salime çevirdik mudafun ileyhi. Mudafun ileyhimiz mecru cer alameti yine ye. Cem'i teksir gelirse yine Kitabut-tullabi öğrencilerin kitabı derken mecrur cer alameti kesradır mudafun ileyhi biz bu şekilde gördük. Yani velhasılık kelam mudafun ileyhi tanıdık, mecrur dedik ve yine cer alametlerine göre irap hallerimizi değiştirdik. Şimdi dikkat. Geldik 15. ünitedeki esas konuma. Şimdi sizden ricam şu. 15. ünitemizde mudafa yoğunlaşacağız arkadaşlar. Konumuz mudaf bu sefer. Biz eski alıştırmalarda mudafı ikile, çoğula vesaire çevirmedik. Şimdi ne yapacağız? Buradaki babu ya da kitap kelimelerini ikile ve çoğula çevirmeye çalışacağız. Yani e, daha doğrusu müsenna ve cemi müzekker salime çevirmeye çalışacağız. Bab ve kitap kelimelerinin çoğulu e, cemi teksir olduğu için, akılsız çoğul olduğu için e, şu anda uymuyor ama ikiline bir yoğunlaşalım. Mesela arkadaşlar buradan geri alalım. Babul beyti'yi tanıdık değil mi? Evin kapısı dedik. Evin iki kapısı dersek biz aslında ba bu kelimesinin ikilini yaparken normalde ne yapıyorduk? Ba bâ Ya da ba bâ be babi hani mansup ya da mecrur gelirse arkadaşlar şuraya yazayım. N ne alıyorduk? Ba şeklinde alıyorduk değil mi? İrab tablama göre Peki diyor ki tek başına geldiğinde biz elbabu kebirun derken elbabani e, kebirani şeklinde alıyorduk. Ama bu sefer bab kelimesinin ardından bir mudafun ileyh var. Dolayısıyla babani elbeyti diyemem. Nun'umuz düşecek diyor. Yani ne zaman bir isim tamlamasını fark etsen burada nun'un düştüğünü görebilmen lazım. Tamam? E, dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gereken husus hem irab olayı hem de ikideki nonun düşmesi. Mesela yine kitabı örnek alalım. Kitabu kelimesinin ikili normalde neydi? Kitabani ya da kitabe kitabi şeklinde mansup ya da mecur olursa kitabeyni idi. Kitabeyni. Ama bu yine öğrenci öğrencilerin kitabı, iki kitabı olmuş olsaydı ardından bu soldaki ilehler gelseydi kitabe-et talibi olacaktı. İşte ben kitabı açtım derken fetehtu kitabe-et talibi olacaktı. Buna alışmamız gerekecek. Dolayısıyla örnekleri şimdi bir bakalım ne demek istediğimi inşallah daha iyi anlayacaksınızdır. Yani buradaki elzem olan husus mudafı tanımak. Bir tamlama olduğunu fark etmek artık isim tamlamasını biliyoruz çünkü. Şimdi tatbik kısmındaki tabloya bakalım. Tekrar ediyorum. Artık konumuz mudaf arkadaşlar. 13. ünitede kaldı. mudafın ileyhin çalışmaları ve mecrur olması üzerine yoğunlaşmıştık. Şimdi mudafı bir görelim. Biz müfret halinde gördük 13. ünitede ve dedik ki eskiden fiil cümlesindeki ca'e muallimun ya da Ca el muallimu er takılı da gelebilirdi tabii ki de. E, bir öğretmen geldi dediğim zaman isim tamlamalı geldiğinde ca'e muallimu en nahvi demiştik. Yani gramer öğretmeni geldi. E, en nahwi, bakınız ben mecrur kelimeden anladım bir tamlama var burada. Eski konum Muallimun. El muallimu demedim. ertakası getirmedim. Tenvin getirmedim. Ve yine e, konumuna göre hareke e, getirdim. Muallimunun konumu nedir arkadaşlar burada? Faildir. Merfudur. Ref alameti dammedir. Cae muallime. Cae muallimi diyemem. Bunu artık biliyoruz. Peki tamlama olduğunda gördük. Aynı zamanda nedir? Mudaftır. Şimdi bu mudafımı ikile çevirmeye çalışacak. Bakın irab tablom yine. Eski cümlemde aslında ca'e muallimun ikil aldığımızda Câ-el muallimani bakınız el muallimani iki öğretmen geldi derken el muallimani fa'il merfu ref alameti burada nedir? Eliftir. Câ-el muallimeyni diyebilir miyim? Diyemem. Bakınız fail konusu, fail ünitesi bu. Şimdi yine tamlamalı getirdik bu sefer sınırladık dedik ki gramer gramerin yani nahvin nahiv dersinin anlamında iki öğretmeni geldi. Ne oldu bakın yukarıdaki el muallimani tek başına olduğu için iki de elif nun almıştı. Yine iki de muallimani olduğunu düşünün ama ardından gelen bir mudafun ileyhi olduğu için ne oldu? Nun hasfedildi yani düştü. Dolayısıyla yeni konumuzdaki en önemli husus nedir? Burada tamlamayı tanıdınız mı? Muallime muzaf gelmiş bakınız. Muzaf. Aynı zamanda fail. Merfu ref alameti nedir? Eliftir. Yani ce'e muallimeyni diyemiyordun da yukarıda. O yüzden muallime. Dolayısıyla buradaki elife dikkat edeceksin. Şimdi ennahvi nedir? Mudafun ineyhtir sınavda diyelim ki bir boşluk doldurmaca sorduk ya da yanlış cümleler verdik. Muallimani dedik. Yanlış olduğunu anlamanız lazım. Muallimani olmaz. Niye? Çünkü mudaf konumunda olduğu için nu'nun hasfedilmesi lazım. E nu'nu hasfettim ama muallimey dedim mesela. Yani muallimeynideki muallime yine olmaz çünkü fail merfu ref alameti elif gelmesi lazım. Bakın çok yönlü düşünmemiz lazım. Yani bütün konularla e, artık ne derler ona bir e, harmanlıyoruz yani yoğuruyoruz. Dolayısıyla bütün bilgilerinizi konuşturmanız lazım. Şimdi cem'i müzekker salimde ne yaptık? Eski basit cümlemde ca'el ne öğretmenler geldi derken el muallimune fa'il merfu refalameti vav'dır. Kesinlikle biz failde ca el muallimine diyemeyeceğimizin üstüne bastık dedik bunu bu hatalı olur. Yani bakın o eski bilgi oraya dikkat ettik zaten. Şimdi artık öğretmenler geldi derken gramerin yani gramer öğretmenleri geldi diyeceğim tamlama getireceğim. Mudafun ileyh sebebiyle muallimunedeki nun Düştü arkadaşlar. Ne oldu? Ca'e muallimu en nahvi. Dolayısıyla no'nun hasfedilmesine dikkat ettik. ne diyemem. Yine muallimi şeklinde ye alamam. Burada sadece merfu örneği vermiş. Aslında e, biz yine e, mansup örneklerde e, verebiliriz. Mesela 7 ünitede ne görmüştük? Ca'e yerine arkadaşlar. Yine o cümleleri bence verebilirsiniz. Örnek olarak defterinize yazın. Şimdi mansup bir cümleye örnek verelim. ra tu demiştik mesela değil mi? Ben gördüm. ra tu fiil fail. ra tu. Ben nahvin, nahiv öğretmenini gördüm derken. Ra-eytu muallimu olmazdı değil mi? Biz normalde yukarıda ne yapıyorduk? ra tu el muallime ya da ra tu muallimen. Yani mansup nasb alameti fetha e, müfret iken mef'ul konumundaki için söylüyorum. Gramer öğretmenini gördüm. E fethayı biz ikilde e, ne yapıyorduk normalde? Ra'eytu iki öğretmeni gördüm. Ra'eytul muallimeyni diyorduk ama irab alametine ye diyorduk işte. Bakın ye nun demiyorduk. Nun hasfedilecek ya ondan dolayı irab alametleri tablosunu öyle verdik. Dolayısıyla İkile çevirelim aynı mansup cümleyi. Yani e, mansup konumundaki müdafı. Ra'eytu yazın yine buraya. Ra'eytu muallima olmaz artık. Ra'eytu muallimey ennahvi olacak. O konuşta kesra gelir ama oraya bilerek çizim koydum. Ra'eytu muallimey ennahvi. Gramer gramerin iki öğretmenini gördüm anlamında. Bu sefer mef'ul mansup nasb balameti ye gelecek ve non hasfedilecek. Yine Câe yerine ra'eytu hani ra'eytul muallimine şeklinde y geliyordu hatırlarsanız. İne diye bir şey görmüştük. Ve ra'eytul muallimine öğretmenleri gördüm derken mef'ul masup nas alameti y idi yine irab tabloma göre. Dolayısıyla ra'eytu muallimi muallimi nahvi yine nun düşmüş olacak. Dolayısıyla e, hem irab alametlerini iyi biliyor olmamız hem de mudafı tanıyabilmemiz lazım. Cümle içlerinde bir örneklere bir bakalım. El emsiletu. Demeat ayna el er raculi fis salati. Demeat yaşardı anlamında. Ayna el er Bakınız el er raculi mecrur bir isim gördünüz. Şüphelenin hemen nedir bu? Aa, bu bizim isim tamlaması. Baba es safiye benziyor. Artık baba diyeceğim bilerek. Babani olmasın diye. Tekirde bu safi idi. Deme'at ayna er raculi. Ayn neydi? Göz anlamında. Burada aslında bu kelimenin aslı neydi? Bir bakalım. Aynani idi. Aynani. Yani iki göz anlamında. Adamın iki gözünden diyor yaş aktı. Yani iki gözü yaşardı ya da. Namazda adamın iki gözü yaşardı. E, bu arada demeat gelmesinin sebebi. Evet bu cümle çok kritik. Dikkat edilmesi gereken bir cümle. Birincisi eski konudaki e, bir mesele çünkü. Aynı kelimesi semai mühendistir arkadaşlar. Malumunuz bazı vücut organları e, semai müennes sayılırlar. O yüzden demeat fiili mühendis geldi. E, buna dikkat edin. İkincisi. Normalde tek başına gelseydi iki göz e, yaşardı anlamı. Demet ne olurdu? Aynani sağdaki kelimem e, gelirdi. Ama işte er-racul ileyh olarak geldiği için ne oldu? Buradaki nun hasfedildi arkadaşlar. Yani yine e, ben desem ki cümlemdeki mudafı e, müfrede çevirin arkadaşlar dersem neye dikkat edeceğiz elbette? Harekemize dikkat edeceğiz. Yani mudafı bulduk. Ayna. Bu kelimenin ismin tekili nasıl gelir? Ay nu ni ne hangisi harekesi? Ay nu gelir. Neden? Fa'il merfu ref alameti damme ikide fa'il merfu ref alameti elif olacak. Dolayısıyla dikkat edin. Tamlamayı görmeniz lazım. Caet yine geldi. Bakın müennes bu sefer ama fark etmiyor tesniyede. Muallime en Şüphelen muallime kelimesini biliyorsun sen. İkili normalde muallimetani geliyordu. Caet el muallimetani iki öğretmen geldi anlamında. Ama diyor ki gramer yine ennahvi. E, gramerin iki öğretmeni e, geldi anlamında. Burada bir non düştü. Yani bir ismin ardından arkadaşlar şöyle yapayım iki çizgi yapayım. İki tane isim olduğunu düşünün. Er takısı yoktu birinci ismimin hatırlayın. İkinci ismimde er takısı ve yine mecrur bir kelime görürseniz arkadaşlar bilin ki bir tamlama var. E ben gördüm en var burada mudafun ileh mecrur ceralameti kesra. Caet muallimetani diyebilir miyim? Diyemem. Caet muallimeteyni diyebilir miyim? Diyemem. Câet <laughs> muallimeta. Hem fail olduğuna dikkat edeceksin. Merfure falameti elif. Câet muallimetey diyemezsin. Tamam. Ehazel ebu miftahey es seyyârati. Dikkat. Baba diyor aldı. Bakınız bu sefer konum değişti. Ehaze fiil el ebu. Fail merfure falameti damme. Neyi aldın? Ne sorusuna verilen cevap? Miftahey. <laughs> Miftaheyni idi bu aslında. Nun düştü. İki anahtarı aldı. Bakınız. Miftaheyni es seyyarati. Arabanın iki anahtarını aldı. Yani bir neyi bileceksin? Meful konumunda geldiğini bileceksin. de bu normalde. Tekilde hatırlarsanız şöyle yapayım. Evet yani biliyorum beyniniz yanıyor hissediyorum. Çünkü fail, mef'ul konusu, mudaf, mudafun ileyh konusu, irab alametleri konusu. Bakın hepsi üst üste geliyor. Şimdi dikkat tekrar söylüyorum. Normalde bu neydi? Benim basit cümlem. Ehazel ebu el miftah diyelim. Ya da miftahen. Yani er takısı olayı çok önemlidir. Ya da miftahen. Yani bir mef'ul olduğunu biliyorum değil mi? Ehazel ebu el miftahu hi demedim. Miftahun hin demedim. Nesne mef'ul burada mansup nas alameti fetha. İkil getirdiğimde neydi arkadaşlar? Miftahini. Yani ikide miftahani diyemem artık değil mi? İrab tablom işte. He, ama bu sefer diyor ki o herhangi bir anahtar değil. Arabanın esseyyarati mecrur bir isim geldi şüphelendim. Kolay kolay mecrur gelmez bir isim. Bakın burada harfi cel de yok. Arabanın iki anahtarı dedim. Dolayısıyla miftahey burada mudaf konumunda geldiği için nun düştü arkadaşlar. İyi misiniz? Soru varsa yorum yazın. Gerçekten bazen böyle zor konuları da anlatmanın ayrı bir zorluğu var. Umarım anlıyorsunuzdur. Nazar tu ila ile bakın bu sefer harfi cer getirmiş. Ben diyor baktım. ila el masna'i. Fabrikanın sanayinin iki işçisine baktım. Şimdi ila'dan sonra gelen ismin bir kere ismi mecrur olacak. Harfi cerler ünitesinde bunu gördük. Yani normalde bunun tekili neydi arkadaşlar? E, mudafı tekile çevirelim şimdi. Ami Lelilu hangisi? Artık bunu biliyorsunuz. İle amilil masnay. Bakın. Er takısını almadım. Çünkü mudaf konumundaydı. E, sanayinin işçisi derken amilli dedik. Harekesini kesra yaptık. Bunu biliyorduk. İkili neydi bu kesranın normalde? Yine amilleyni idi. Ama yine mudaf ileh geldiği için nun has arkadaşlar. Sanayinin iki işçisi geldi. Aslında İrab tablom gözünün önüne geliyorsa beni anlıyor olmanız lazım. Yine cae mühendisu cümleleri nasıl da karışık vermiş işte. Yani geçiş yapabilmek belki zor olabilir. Diyor ki cae mühendisul bina binanın mühendisleri geldi. Dolayısıyla bu sefer bakınız mühendisu nedir? Yazalım bu sefer. Faildir merfudur. Ref alameti bu sefer vav'dır. Aynı zamanda mudaftır. Mudaf olduğu için nun düşmüştür. Bakınız ne kadar çok şey var. Dolayısıyla ben ca'e el muhendisu deyip Er takısı atars alırsam yanlış olur. Ya da yine ca'e muhendisu ne ama ardından elbine i gelirse Yanlış olur nonun düştüğünü bileceksin. Yine fail konusunu bildip bilmediğini ölçmek istersem. ecae geldi mühendisler geldi dediğim için failin merfu olduğunu bileceğim ama ben sana diyelim ki cae mühendisi ne ya da cae mühendisi dedim yanlış olduğunu bileceksin. Bütün konuları nasıl da harmanladık görüyor musunuz? Nazartu ile ben baktım diyor. Sani'i ez-zucaci. Ez bakın mudafun ileyhi gördüm. Er takılı mecrur bir isim gördüm şüphelendim. Zucac cam demek. Diyor ki cam üreticilerini e, üreticilerine baktım. Affedersiniz baktım. Şimdi normalde bu sani'i yani bir anormallik olduğunu aslında görüyor olmanız lazım. Esasında onun aslı neydi? Sani'i ne idi. Nazartu ila saniye ne dememiz gerektiğini zaten biliyordun. Yani ila saniye ne diye vavnun alabilir miyim? Alamam. İki de saniyani alabilir miyim? Alamam. İşte irap konusu. Dolayısıyla ama ardından yerine zucaci mudafun ileyh olduğu için nunumuz hasfedildi. Ne yaptık? İla sani'i nedir? İsmi mecrurdur. Cer alameti yedir. Nun düşmüştür. Aynı zamanda mudaftır. Ez züccaci ise mudafın ile mecrur cer alameti kesradır. Yani kaydemiz bundan ibaret. Tabii ki de e, dikkatli davranmak gerekiyor. E, yani mudafımız arkadaşlar sözün özü. Biz neredeyiz? Bir isim tamlamasındayız. Mudafımızın tekilde dedik ki ba bu ba be bâ bi. harekesi değişebilir cümle içindeki konumuna göre mübteda haber ya da fail konumundaysa ba bu gelir mef'ul konumundaysa ba bel beyti gelir ama eee dersem evin kapısından çıktım dersem kharajtu min bil beyti olur Dolayısıyla ne oldu babul beyti Babel beyti babil beyti ama ikide nasıl kodlayacağım şimdi? Babul beyti ba ni el beyti gelir mi? Gelmez. Babul beyti ba el beyti gelecek. Tamam? Ya da be ya da ba bil beyti olursa ba bey el beyti oldu. Hocam babalı e, cümleler kuran, kullanıyorsunuz. Tekerleme gibi oldu. E, demeyin farkındayım. Ama e, defterinize bunları tek tek geçirmeniz yararınıza olacaktır. Şimdi alıştırmalarımıza hemen geçelim. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Da'i sah ev hata binaen ala alameti i'rabil <laughs> mudaf. Mudafımızın i'rabı doğru verilmiş mi verilmemiş mi bir bakalım. Hepsini artık çok yönlü düşünmemiz lazım. Ba Babu seyyarati meksurun. Hemen gördüm bir mecrur bir isim er takısı almış. Bakınız ba bu seyyarati arabanın kapısı kırıktır meksurun. Bakınız cümle tahlilleri çok önemli. İsim cümlesindeyiz. Gayet isim tamlaması var. Mudafımız merfu refalameti damme gelmiş. Doğru gelmiş gayet de. Dolayısıyla sahih. Ama bu cümlede yine de dikkat edeceksiniz. Eskiden elbabu meksurun idi. Ama diyelim ki yine bunun da çoğulunu getirdik. Ebuvab dedik. Ebuvabul beyti. Ebuvabu seyyarati. Affedersiniz. Arabanın kapıları dersek. Meksuratun diye haberi. Müfret müennes gelecek. Yani eski konularımı da hatırlayın. E, mübtedamız akılsız çoğul olursa haberi müfret müennes gelir. Ama buradaki tabii ki konum bu değil ama eskiyi de hatırlatmakta yarar var. Dolayısıyla velhasıl ba bu mübtedadır, merfudur, ref alameti damme doğru gelmiş. İntezartu fi fina il camiati. Ben diyor üniversitenin avlusunda bekledim. Fi fina el camiati. Bakınız. Fina mudaf, el camiati mudafun ileyh. Fi'den dolayı mudafımız ismi mecrur olarak gelmiş. Er takısı da almamış. Gayet doğru gelmiş. Sahih. Yesbehu mahmudun fi caniba nehrin nil. Yesbehu yüzüyor anlamında. Mahmud diyor yüzüyor. Nil nehrinin e, kenarında demek istiyor ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Fi caniba. E bir kere fi'den sonra ismi mecrur arıyoruz. Burada muhtemelen nun'u düşürmüş zaten. Tamam. Fi beni iki kıyısında der gibi. Fi be olmaz. Fi cani bey olabilirdi. Ya da fi cani bi yani Nil nehrinin kıyısında yüzüyor anlamı. Fi cani bi mecrur cer kesra gelseydi daha doğru olurdu. Burada zincirleme bir tamlama var. Canib mudaf nehri mudafun ile aynı zamanda mudaf en nili de yine mudafun ile ama hatalı verilmiş. Yanzuru zair il medineti ile kalati diyor ki e, şehrin ziyaretçileri kaleye bakıyor e, ama burada da bir sıkıntı var. Yanzuru fil e, fiil fiili muzari dolayısıyla faile ihtiyacım var. Turistler bakıyor, ziyaretçiler bakıyor dersem esasında Zairi olmaz bir kere. Bu normalde zairune idi. E zairu el medineti. Ardından gelen bir mudafun ineh var. Dolayısıyla bir tamlama söz konusu. Zairu neden? Zairu el medineti şeklinde olacak. Fail merfure felameti vav gelmesi lazım. Dolayısıyla hata. El arabiyyetu lughatul kur'ani. Arapça diyor Kur'an dilidir. Bakın lughatul Kur'an'i, luga burada mudaf. El kurani mudafun ileyh gayet de doğru geldi. El Arabiyet mübteda lugatul derken de haber merfure falameti damme dolayısıyla sahih. Teharrece Abdullah fi kulliyetil hendese Teharrece fi ile kullanılıyor arkadaşlar. Mezun oldu anlamında. Abdullah diyor. E, mühendislik fakültesinden mezun oldu. Bakınız Abdullah burada hem özel isim hem de aynı zamanda tabii ki de nedir? Bir isim tamlamasıdır. Yani teharrece abde abdi diyemem. Abdullahi Allah'ın kulu anlamı da var malumunuz. E, burada abdu fail merfure alameti damme. Dolayısıyla doğru geldi. Aynı zamanda mudaf. Dolayısıyla sahih. Devam edelim. Yani kolay değil e dersin takibi farkındayım. Ama e, iyice eskileri yani temeli bir sağlam oturtmak lazım. Evet. Et tedribu seni. <laughs> i̇htar, ihtar, il mudafi sahiha. <laughs> Doğru mudafı diyor seç. De'a'l mudiru. Şimdi bakınız. el de mudiru. De'a fil, el mudiru fail. Muhtemelen bu durumda ben ne arıyorum? Bir mef'ul arıyorum. Bakın mef'ul konusunda biliyor olman lazım bu durumda. Müdür diyor davet etti, çağırdı. Kimi? El müsteşfa hastanenin diyor görevlisini ya da görevlilerini diyecek muhtemelen. Bu arada el müsteşfa ismi biraz istisnai yani burada ki yazılışından dolayı göreceğiz biz ileride memdut meksur isimleri elifi Maksur'a gelmiş bazı kelimeler istisnai olarak burada cer alamıyorlar ama bir tamlama var tabii ki de. Dolayısıyla şimdi muvazzafine olmaz. Ne istiyorduk biz kaydede? Bakın mudaf diyor. E mudafın bir kere nunu olmayacağını anladık. He, şimdi biz bir nesne arıyoruz. Dolayısıyla muvazzafu olamaz. Çünkü mansup bir isim arıyoruz. Muazzafu merfudur. Muazzafi aslı bunun muazzafine idi. Ama nun hasfedildi. Hastanenin personellerini, görevlilerini davet etti, çağırdı anlamında. İştirake iştirak etti, katıldı anlamında bir fiil. Dolayısıyla burada fail arıyoruz muhtemelen. Kuratin kademi fil hafli. Futbol oyuncuları diyor törene katıldılar. Mudaf alıyoruz ama la'ibine bir kere nun hasfedilmesi lazım olmaz. La'ibu gayet doğru görünüyor. Çünkü fa'il merfu ref alameti vav. Nun da gayet düşmüş. La'ibi olmaz. Çünkü biz merfu bir isim arıyoruz. Bu mansup ya da mecrurla işimiz yok. La'ibu kuratil kademi. Bu zincirleme tamlama bu arada. Kuratil kadem ayak topu ama yani futbol tabii ki Türkçedeki anlamıyla. La'ibu oyuncular demek. La'ibu Mudaf kurati mudafun ileyh. El kademi de mudafun ileyh. Zincirleme bir isim tamlaması. Yehtevi içeriyor, kapsıyor el beytu fail. Diyor ki ev diyor. Ne içeriyor? E, oturma odası diyecek muhtemelen. Bakalım. Şimdi culusin bakın mudafun ileyh burada mecrur cer alameti kesra. Er takısız da gelebilir belirtisiz isim tamlaması olarak mümkündür. Ama mecruru gördüm şüphelendim mudaf arıyorum. E şimdi e, biz burada yehtevi el dedik. Fiilimiz failimiz olduğuna göre mef'ul konumunda bir isim arıyoruz. Mef'ulümüz daima mansuptur. Dolayısıyla hurfeta olmaz arkadaşlar. Merfu bir isim gelemez. E gelemez. Mudafın nunu hasfedilmesi lazımdı. Diyor ki gulfetey demedi bakın. İki oda. Yani ev iki oturma e, odası içeriyor anlamında. Yani bakın mef'ul konusunu da bilmezsen bu soruyu yapamamış olursun. Yani çok bilgi istiyor yani gerçekten ünite. İşte ra hamzetu. Hamza malumunuz müzekker. Aman dikkat. Hamza diyor satın aldı. Bakınız Hamza fail olduğuna göre ben yine burada bir mef'ul yani mansup bir isim arıyorum. Fıkıh kitabı satın aldı diyecek muhtemelen. Fıkhin dedi. Ama kitaba olmaz. Ben mansup bir isim arıyorum. Kitaba e, merfu gelmiş. Kitabey doğru gözüküyor. Kitabani olmaz. Zaten nun hasf edilecek dedik. Dolayısıyla kitab yani iki kitap diyor ki Hamza iki e, fıkıh kitabı satın aldı. kitab fıkhin. El medreseti neşitun. İsim cümlesi burada. Yine mudaf alıyoruz ama müpteda konumunda aradığımız için. Müpteda daima merfudur. E, isim i̇sim cümlesi konusunu bu sefer bilmemiz lazım. E, bir kere e, amilin ve de nunlar hasfedilmemiş. Dolayısıyla otomatik olarak amilu diyeceğim. Aminu demedim bakın. Aminu idi aslı? Eskiden biz nasıl bir cümle alıyorduk? El aminu ne ne? İşçiler aktiftir, çalışkandır ama bu sefer okulun işçileri amilu el medreseti neşiyatu ama burada neye dikkat edeceksiniz biliyor musunuz? Bence bu cümlenin üzerine yine duralım. Hatta şöyle fosforlayalım mı? Bunlar e, sınavlarda önem arz ediyor özellikle. Arkadaşlar şimdi amilu dedik ya arkadaşlar. Amilu el medreseti neşitune. E, oradaki habere de dikkat edeceksin. Yani neşitani neşitun müfret ya da müsenna gelemez. Eskiden nasıl müpteda haber uyumunu getiriyorsam, getirdiysem şu anda da araya mudafun ile girse bile arkadaşlar. Yine dikkat edeceğim. Amilu dediğim için neşitune ne haberimiz müptedaya sayı cinsiyet ve irap bakımından uyacak arkadaşlar. Aman dikkat edin. Bu kelimenin aslında bu cümlenin müfredini yaparsak ne olur? Mesela amilu el medreseti diyeceğiz yine ama neşi tun olur. Tamam. İkil yaparsak amila el medreseti neşitani gibi. Yani artık isim cümlelerimizi biz gelecek sınavda basit iki kelimeden oluşan isim cümleleri değil de buna benzer isim cümleleri sunarız. Mudafun i tanı o artık kendince bağımsız takılıyor tabiri caizse. Müptedam, müfret mi, müsenna mı, cemi mi neyse, müzekkerse, müennese ona göre haberi de uyumlu yap. Hadara geldi. Kim geldi diyecek. Dolayısıyla burada bir faile ihtiyacım var. Yani merfu bir isim arıyorum. Halid'in arkadaşları diyecek muhtemelen. Sadiqani olmaz. Nun düşmemiş. E fail arıyorum. Sadiqay olmaz. Mansup ya da mecrur bir isim aramıyorum. Sadiqa bakın. Nun düştü. Sadiqani demedim. Sadiqa Halid'in min Mısır. Mısır'dan diyor. Halid'in iki arkadaşı geldi. Dolayısıyla sadika burada nedir? Fail, merfu, ref alameti, elif. Yani buradaki sıkıntı, sıkıntı dediğim, yani bilmemiz gereken nedir? Mudafımız bakın zaman zaman mübteda konumunda geldi. Zaman zaman mefur konumunda geldi. Burada fail konumunda geldi. Yani yapmamız gereken, tekrar etmemiz gereken çok konu var. Hepsini pekiştirmeniz lazım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, anlamadığınız bir husus varsa başka bir formül üretip bir daha anlatırım gerekirse konuyu e, Türkçe kitaptan kaydeden bir daha anlatırım gerekirse. Hikmet dersi, dersin hikmeti. E, bakalım, evet dua gelmiş burada. Allah'ım ne salati ve mukti zekati. E, Allah'ın bizleri e, namaza devam edenlerden ve zekat verenlerden eyle anlamında muqimine. Deki nun düşmüş. Bakın muqimis salati ve mu'ti ne değil de mu'ti ez zekati mudaf mudafun ile şeklinde gelmiş. Onun örneğini göstermek istemiş. Devam edelim.